tasarım endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hashimoto hastalığı nasıl tedavi edilir? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi Hashimoto hastalığı tabii bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık ve bu hastalığın tedavisi ömür boyu sürmekte. Tedavi bireye göre kişiselleştirmek gerekiyor. Her hastanın kullanacağı ilaç aynı olsa da ilacın dozu, takibi farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla her Hashimoto hastalığının tedavisi aynı molekülle yapılıyor ama takip ve tedavi intervalleri değişik olabiliyor. Hashimoto hastalığı ömür boyu sürüyor dedik ve bu hastalıkta levotiroksin içeren ilaçlar, piyasadaki isimleriyle Ötrox, Tefor veya Levotron olabilir. Bunlar kullanılmakta. Bu hastalarda tedavi başlandıktan sonra 6-8 hafta sonra tiroid ilacını ayarlamak için mutlaka tiroid hormonlarına bakmak gerekiyor. Tiroid hormonlarına bakıldı ve istediğimiz TSH aralığına getirdiysek bundan sonraki takip 6 ay ile 1 yıl arasında değişmekte. Ve hastaların ilaçlarını hiçbir şekilde kesmemeleri gerekiyor. İlaç sabah aç karınla alınıyor. Kahvaltıdan yarım saat önce almak gerekiyor. Ve ilaçla beraber mümkünse başka ilaç almamak gerekiyor. Hangi ilaçlar etkileşime giren ilaçlar, onlardan bahsedelim. Özellikle demir içeren ilaçlar, kalsiyum içeren ilaçlar, mide ilaçları, sukralfat içeren ilaçlar, antibiyotik içeren ilaçların hepsi tiroid ilacıyla etkileşmekte. Bunları mutlaka kullanmak gerekiyorsa en az 2-4 saat sonra kullanmak gerekiyor. Peki Hashimoto hastası, ilaç tedavisi başladık. Hedefimiz ne? Hedefimiz gençlerde 1 ile 2,5 arasında tutmak. Yaş ilerledikçe ve komplikasyon varsa, başka bir hastalığa bağlı, kalp ritim problemi gibi problemler varsa TSH range'ini biraz genişletebiliyoruz. 1 ile 4 arasında tutabiliyoruz. Gebelerde yine ilk 3 ayda 0,5 ile 2,5 arasında tutmak gerekiyor. Daha ilerleyen haftalarda 0,5 ile 3 arasında tutmak genellikle yeterli olmakta. Hashimoto hastalığında antikor yüksekliğe eşlik ediyorsa bazen tedaviye ek olarak selenyum tedavisi verebilmekteyiz. Bu hastalarda vitamin eksiklikleri ve mineral bozuklukları sık olduğundan dolayı hastalara bu tetkikleri yapıp gerekli olursa bu vitamin ve mineral komponentlerini içeren ilaçları da kullanmak gerekiyor. Peki tiroid ilacı aç karınla alınmadığında ne oluyor? Tiroid ilacının emilimi bozuluyor. Ortalama %20 oranında bir bozukluk meydana geliyor. Dolayısıyla bu hastalarda mutlaka aç karınla almakta fayda var. Tiroid ilacı hassas bir ilaç. Özellikle gastrointestinal sistemle ilgili bozukluklarda aynı saatte alınmadığında emilimi bozulabiliyor. Dolayısıyla ilaç ayarında oynamalar meydana gelebiliyor. Onun için tiroid ilacını her gün aynı saatte almak gerekiyor. Tercihen kahvaltıda, kahvaltıdan yarım saat önce almak gerekiyor ve periyodik olarak takip etmek gerekiyor.